Son günlerde otomobil fiyatlarının engellenemez yükselişi sonrası, ÖTV muafiyeti olarak otomobil alacakların en çok merak ettiği konu, ÖTV muafiyeti güncellemesi gelir mi konusu oldu. Birkaç markanın boş modelleri harici, neredeyse SUV araç kalmadı ÖTV muafiyetiyle satılan. SUV'yi bırakın, otomatik sedan ve hatchback bulmak bile neredeyse imkansız hale geldi. 1 milyon 4000 TL olan ÖTV muafiyeti üst limitiyle alınabilen bir avuç otomobil kaldı. Muafiyet üst limiti Ocak ayında açıklandığında Ford Puma, Honda Civic, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Opel Grandland, Peugeot 2008-3008, Renault Captur, Seat Leon, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Volkswagen T-Roc, Toyota Corolla Cross, Yaris Cross gibi modeller ÖTV muafiyetine giriyorlardı. Bulunamasalar bile insanlar en azından bulursak engelli raporumuzla ÖTV muaf olarak alabiliriz diyorlardı bu otomobiller için. Şimdi engelli bireylere araç satmak istemeyen bayilere gün doğdu diyebiliriz. Bayi sahipleri kendilerine paravan şirketler kurup o şirketlere araçlarını filo olarak satıyorlar. Ve o şirketler de galeriler vasıtasıyla araçlarını kullanılmamış ikinci el olarak fahiş fiyatlara internetten satıyorlar. Bu fiyatları gören vatandaş da onların sattıkları bu kadar pahalıysa benim de aracım daha pahalıya gidebilir diye ya tutarsa şeklinde ilana koyuyor ve domino taşı etkisiyle herkes birbirinden görerek fiyatları arttırıyor ve piyasa böylece şişmiş oluyor. Otomobil an itibariyle en çok kazanç bırakan yatırım aracı olarak görülüyor. Böyle olunca da gerek bayiler, gerek galeriler, gerekse son kullanıcılar olsun herkes kendi maksimum karlarına baktıkları için sınırsız fiyat arttırımı yapabiliyorlar. Peki bu ortamda engelli bireyler ne yapacaklar? Hem araç bulamıyorlar hem de çapsız araçlara bile bayilerin 200 bin TL fazla istemesi de işin cabası oluyor. Yani otomobil piyasası için her şey ters gidiyor. ÖTV muafiyeti otomobil almak artık hayal oldu diyebiliriz. Bu düzende ÖTV muafiyeti üst limiti değiştirilecek mi peki? Tabii ki hayır. Görüştüğümüz siyasilerden hiçbiri ÖTV muafiyetine dokunulmayacak diyor. Daha dün Twitter'da teyit amaçlı sorduk. Yine olumsuz yanıt aldık. Yani Ocak ayına kadar ÖTV muafiyeti üst limitinde değişiklik olmayacak arkadaşlar. Şahsi olarak benim fikrim de bu yönde. Herhangi bir revizyon beklemiyorum. ÖTV muafiyetinde satılan bir tane bile araç kalmasa dahi revizyon gelmesi çok zor. Tabi burası Türkiye, anlık olarak her şey değişebilir ama görünen durum böyle arkadaşlar. Seneye belediye seçimleri olacağı için ÖTV revizyonu da olması gereken zamanda olacak. Yani Ocak ayı içinde olacak. Etkisi daha büyük olsun, oy olarak geri dönüş olsun diye. Bu senenin ÖTV muafiyeti üst limiti olan 1 milyon 4000 TL'yi ilk kez bizim kanalımız bildirmişti. O kadar artış olmayacak diye de çok tepkili almıştık. Şimdiden yeniden değerleme ve enflasyona göre tahmin yapmak da zor değil. ÖTV muafiyetinin ne kadar olacağına dair. Ama Ağustos ayının sonunda 2024 yılında ÖTV muafiyeti ne kadar olacak tahminimi sizlere bildireceğim. ÖTV muafiyeti üst limitinin ne kadar arttırılacağının aslında hiçbir önemi yok. Kaldırılsa bile aslında bir önemi yok. Araç fiyatları böyle artmaya devam ederse ÖTV muafiyetinin de bir anlamı kalmayacak. Geçen sene liste satış fiyatıyla aldığımız araçları şimdi ÖTV muafiyetiyle bile alamıyoruz. Mesela X1 aracın liste satış fiyatı 1.4 milyon TL. Bize büyük bir rakam gibi geliyor. Halbuki 6 ay sonra bu aracın ÖTV muafiyeti fiyatı o kadar olacak. Başka kanallar gibi her şey güllük gülistanlık olacak, otomobil piyasası çakılacak, gökten araç yağacak tarzı insanlara umut pompalayan kanallardan olmadık hiçbir zaman. Görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar. Otomobil piyasası böyle. Ve bu yıl böyle devam edecek. İşin rengi belli. Devletin denetim mekanizması yok. Tamamen otomobil piyasasını devlet kendi haline bırakmış durumda. Bundan dolayı kolay kolay düzelmez araç piyasası. Hep diyorum, illegaliteye bulaşmış bayilerin sahiplerine, müdürlerine ve satış temsilcilerine hapis cezaları verilmedikten sonra piyasa zor düzelir. Kanun çıktı, usulsüz işlem yapan bayilere işlem başı 4 milyon TL ceza uygulanacaktı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Göstermelik birkaç bayiye cezalar kesildi. Onunla kaldı iş. Halbuki usulsüz işlem yapmayan tek bir bayi bile yok.
Gönder müfettişleri sırayla bayilere, 10 dakikada bunu anlarsın. Ama yöneticilerimizin daha önemli işleri var anlaşılan. An itibariyle makul fiyatla bulduğunuz aracı almanız yönünde nacizane tavsiyem olacak. Çünkü yıl sonuna kadar araçların mevcut fiyatları ikiye katlanacak gibi görünüyor. Üst segment araç arayanlar isteklerini bir tık düşürebilir bu süreçte. Çünkü yıllardır istediği aracı takip edip fiyatı yüzünden ve stok sorunu yüzünden alamayan dostlarımız var. Realist hareket etmede fayda var arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.